Merhaba arkadaşlar, ben Ali Emre Sarı, bir Corel Draw dersiyle yine birlikteyiz. Bugünkü dersimizde pen tool aracıyla basit çizim tekniklerini göstereceğim. Siz de dersimizi sonuna kadar dinlerseniz basit çizim teknikleriyle çizimlerinizi yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi yorum kısmında bırakabilirsiniz. O zaman şimdiden herkese iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, sizlere bugün pen tool aracıyla, yani bu araçla nasıl çizim yapılır, basit çizim yapılır onu göstereceğim. Şöyle başlayalım, pen tool aracımızı seçiyoruz. Apple logosuna yakınlaştırdık. Joystick ile beraber yakınlaştırdık. Bunları zaten söylemiştim. Joystick tuşuna basılı tutup şöyle oynayabiliyoruz. İlk önce yaprak, yani elma logosuna, elmaya benziyor Apple'ın logosu. Zaten Apple'da İngilizce'de elma demek, bildiğiniz üzere. İlk önce bunun Türk dilinde zıpçık kısmını yapacağız. Şöyle başlangıç noktamız burası. Başlangıç noktamızı tıkladıktan sonra mouse'u serbest bir şekilde bırakıyorum, bakın arkadaşlar. İlk tıkta bunu yapıyorum. İkinci tıkı, ikinci kez mouse'a bastığımda mouse'u bırakmadan ovalleştiriyorum. Mouse'u bırakmadan ovalleştiriyorum. Çok detaya girmeden yapıyorum. Şurada biraz bozukluklar olabilir. Çok detaya girmeden yapıyorum. Şu an ikinci tıkta yerimi ayarladıktan sonra mouse'u bıraktım. Şu an serbest mouse. Tekrar en son tıkladığım noktaya dönmek için, şimdi buradan buraya dönemeyeceğimiz için böyle hatalar oluyor. Gördüğünüz üzere. Buradan buraya rahat bir şekilde dönebilmek için alt tuşuna basıp mouse'un sol tuşuyla klik yapıyorum. Bakın en son tıkladığımız noktaya geri döndük. Tekrar başlangıç noktasına mouse'umuzun sol tuşuna klik yapıp bırakmadan çekiyoruz ve aynı şekli karşı tarafa da verdik. Şöyle göstereceğim. Bakın. Aynı şekli çizmiş olduk. Şimdi bununla bunun arasındaki fark ne diye soracaksınız. Şuna bir renk verelim. Siyah verelim. Dış çizgisine kaldıralım. Bakın. Bu fotoğraf, bu çizim. Yani bu fotoğraf, bu çizim. Arasındaki fark o. Geri alıyorum. Burada kalsın. Tekrar pen tool aracımı seçiyorum ve çizime başlıyorum. Sol klik. Şuradan mouse'umu bırakmadan köşelerden çizimimi yapıyorum. Tekrar alt tuşuna basıp en son tıkladığım noktaya tıklıyorum ve şu kavisi şuraya veriyorum. Tekrar alt tuşuna basıp tıklıyorum. Bu elmayı komple, şurayı komple dönemeyeceğimiz için şuradan itibaren şöyle alayım. Şöyle şuraya alıyorum. Bu sefer mouse'umla bu sefer alt tuşuna tekrar basıyorum. Şuradan şuraya alıyorum. Basit çizim tekniklerini gösteriyorum şu anda. Tekrar alt tuşuna basıyorum. Şuranın kavisini veriyorum. Tekrar şöyle göstereyim. Alt tuşuna bu sefer basmadan deneyelim bir de. Şöyle şurayı hafifçe döndükten sonra, bakın döndükten sonra tekrar alt tuşuna basıp şu köşeye tıklayıp şöyle gözümüze nasıl güzel geliyorsa öyle tıklıyoruz. En son noktaya tekrar tıkladım altla beraber ve logomuzu bitireceğiz. Ama tabii ki iki aşamayla bitirebiliyoruz. Şöyle yaptık. Logomuzu bir de ayrıyetten başlamış noktamıza tıkladık. Logomuzu bu şekilde çizmiş olduk, bakın arkadaşlar. Şurada hafif bir problem var. Onu nasıl düzeltiriz diye soracak olursanız,
Şöyle çizimimize, pardon, şöyle alayım şunun üzerinden. Şuradan sol tarafı aldım. Şu ikinci tuğla tıktıktan sonra göz kararı çift tık buraya yapıyorum. Çift tık buraya yapıyorum ve şu ortadaki noktayı siliyorum. Yani iki kere üstüne basıp siliniyor. Şu an daha oval bir görüntü oldu. Bakın arasındaki farkı da şöyle görebilirsiniz. Bakın bu çizim, bu da fotoğraf. Böyle basit çizimlerinizi pen tool aracıyla yapabilirsiniz. Başka bir logo deneyelim isterseniz. Şuradan Google'a yazalım. Atıyorum. Twitter logosunu deneyelim. Twitter logo. Logo. Şöyle şu logoyu alalım. Şuna şu logoyu sağ klik. Direkt Photoshop'a, yani Photoshop'a diyorum, Google'dan aldığınız fotoğrafı kopyalayıp direkt Corel'e atabilirsiniz. Şöyle. Şimdi bu logonun üzerinde çizim yapalım. Tekrar pen tool aracımızı alıyoruz. Başlangıç noktamızdan hızlı bir şekilde yapıyorum. Böyle siz de izlerseniz alta bastım. Şöyle yuvarlak kısmına döndüreceğim ilk etapta. Evet. Döndürüyorum. Tekrar mouse'umla beraber ovalleştirdim. Alt tuşuna bastım. Geri aldım. Buraya yaptım. Sonra buraya yaptım. Yaptım. Alt tuşuna basıyorum. Mouse'umla tekrar yaptım. Tekrar alt tuşuna bastım. Köşeden tıkladım. Şimdi buradan buraya kadar alamayacağımız için biz burayı 2 veya 3 aşamada yapacağız. Şöyle göz kararı deneme yanılma yöntemiyle beraber yapıyorum. Altla beraber tekrar baştan en son tıkladığım yere geri döndüm. Şöyle yaptıktan sonra, pardon, alt tuşuna bastım. Tekrar şöyle şurayı yaptıktan sonra en son noktama tıkladım. Şöyle hafif ovalleştirdim. Şurayı da hafif ovalleştirdim. Alt tuşuna bastım. Ve logomuzu böylelikle çizmiş olduk. Ve logolara renk vermek için atıyorum. Bu logoyu turuncu yapmak istiyorsun. Şuradan geldiğinizde, şuradan siz logomuzun rengini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bin bir türlü renk var burada. Ayrıca bu Twitter'ın mavi rengini buna almak için şöyle yapıyoruz. Color Eyedropper ayarına tıklıyoruz. Bunu da göstermiştim size. Buradan RGB rengine sol tuşla tıkladık. Mouse'umu bıraktım. Ve şu an boyama aracım açıldı. Çizdiğimiz şeklin, çizimin içine bunu sol tuşla tıkladığımızda Twitter logosunun rengini alır. Bunun da dışındaki çizgiyi kaldırmak için sağ tuşla mouse'umuza tıklıyoruz ve iki tane ayrı logo çizmiş olduk. Bugünlük dersimiz bu kadar. Görüşmek üzere. Bugünlük bizden bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.